Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Bir hafta içerisinde çuvala 50-50 100 lira artı KDV zam geldi. Fırıncılar ne yapsın? Ha ben üretici değilim, ben alıp satıyorum. Dolara bağlı olarak üretici bir ülke değiliz. Üretim yapan bir ülke olmaktan çıktık, zaten değildik. Tamamıyla mevcut olanlar da bitti. Üretim olmayan ülkede dolar da yen de bizi yener. İstemeye istemeye yapıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Yani buranın dönmesi için zam yapmamız gerekiyor. Zamın sebebi un sürekli zamlanıyor. Maya zamlanıyor. İşçinin maaşı zamlanıyor. Ekmeğe de haliyle zam gelmesi gerekiyor. Bunu yani en normali ekmeğin zam gelmez. Başka türlü fırıncılar bu işi çeviremez. Ben vatandaş olarak zorluk çekiyorum. Asgari ücretle çalışan insanım. Asgari ücretle çalışan 2800 asgari ücret alıyorsun. Dolara zam. Şimdi fırıncılar da hak veriyorum. Adamlar dış ihracattan un geliyor, mayası geliyor. Sonuçta dolar üzerinden geldiği için haklı olarak da fırıncılar da zam yapmak zorunda. Bu vatandaş olarak bizi etkiliyor. Yani geçim derdine düşmüş insanlar. Nasıl yapacağız biz de bilmiyoruz. Yani ülkemiz nereye gidiyor onu da bilmiyoruz. Yani karışık. Şu anda işler yani 3 aşağı 5 yukarı yolunda gidiyor gibi. Ama halk ekmek illaki daha hesaplı, illaki normal fırınların ekmeklerinden bir miktar düşüş olur. Yani bu marketlerde dahi bence öyle oluyor diye düşünüyorum. Ben çok az buluyorum o zaman. Kardeşim 2,5 milyon bir ekmek olmuş ya. Millet ne yapsın ya, Allah'ın aşkına ya. Hani sen bir gazeteci olarak yani. Yani garibanımız çok. Evine ekmek alıp götüremeyenler var. Ben buna şahidim, canlı şahidim. Yani bu dernekler falan olmasa, yardım edenler olmasa millet açlıktan ölecek ya. Ekmek normal yani. Ekmeğin zamlanması normal. Mazot almış başını gidiyor, tüp almış başını gidiyor. Ekmek normal yani. Çöplere atıyorlar ekmeği. O da güzel. Normal. Zamlansın yani. 3,5 olsun, 5 olsun. Ama diğerlerine bakılsın yani. Asgari ücrete bakılsın. Oraya buraya bakılsın.